Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Force Pit Ultimate videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Force Pit Ultimate videosu sizlerle birlikte Land Rover Range Rover Sport CBR aracının Provik Grounds etkinliğinin 3 ve 4. günlerini sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Force Pit Ultimate videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatma önce bir bilim yapmayı kanalımıza da abone değilseniz de ne yapacağız zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Ultimate videosu etkinliğinin ilk 2 gününü tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz ki ilk 2 gün çok önemli biliyorsunuz ki. Kartlar kısmı şuraya bırakacağım. Haberiniz olsun. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen 3. güne başlayalım. Bu arada 565 PR gerekiyormuş, evet. Eğer bunu kazanırsan ardından çölle mi yarışlar gerçekleşecek? Tamamdır. Tamam, peki, tamam, eyvallah. Bir şeyler anlattı ama çok da umurumda olmadı. Zaten 564 PR'ımız var. Şurada transmisyona bastık. En ufak bir upgrade daha yapsak muhtemelen PR duvarını aşacağız. Ben ilk 2 gün çok fazla vakit kaybettiğim için buna 2. günle dahil. O yüzden mecburi bir şekilde gerçekten 2. günü çok geç bitirdim. O yüzden de birazcık reklam izleyip 5 bilet olur olmaz öyle kayda girindim. 6. bileti bekleyemezdim. 6'dan sonra ben 7'yi beklerdim falan. Çok vakit kaybederdim. O yüzden direkt olarak dedim ilk 5 yarış yapayım. Sonra biletler dolunca da tekrar önemli yarışları yapardım. Hem turbo, hem motor, hem eku, hem de nitro parçalarından biraz kasardım. Zaten iğme konusunda çok iyi durumda olduğumuz için, iğme parçalarını bastığımız için, yani full şu anda zaten iğme ile alakalı her şey. Tekerlek de full, transmisyon da full. Hani boş boş da onlardan ekstra parça toplamaya gerek yok. Denk gelirse zaten mevcut bu yarışlardan gelir zaten. Yoksa dediğim gibi tekrar önemli yarışlardan diğer parçalar zaten kasarım diye düşündüm. Bu arada rahat bir şekilde İlk yarışı kazanmış olduk. Gayet güzel. Hem de iyi de para kasılıyor buradan. Fena da para kasılmıyor. Bakalım ne kadar geldi. Evet, gördüğünüz üzere 3,5K buradan para geldi. Şu an 52K paramız var. Videoya girmeden önce birer transmisyon parçası aldım. Hem beyazdan hem yeşilden yani. Onları da almamla beraber transmisyonu zaten fulledik. En ufak bir geliştirme daha yapsak PR duvarını aşacağımız için rahatız. Rahatız yani. 5. yarışı da kazanırsak eğer, geriye tamamlamamız gereken sadece 2 yarış kalacak. Onu da zaten gece yarısı hallederim. Sonuçta 2 yarış hani. Hani bu sefer biraz zaman geçsin, biletler tamamen dolsun, İşte ondan sonra oynarım falan deyip de uyuyakalmayacağım yani. İlk 2 gün bu olay yaşandı, evet. Çünkü hani etkinin, daha doğrusu oynadığımız günlerin baştaki yarışlarını oynamaya kalktığım için. Yani 1. günde 2. yarıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. İkinci günlerde zaten birinci yarıştan deli gibi para kasmaya çalıştığım için doğal olarak harcamam gereken bilet çok fazlaydı. Kazanmam gereken yarış sayısı fazlaydı. O yüzden çok vakit kaybettim hani. Bu arada ilk tekrardan önemli bir yarış açıldı. Keşke birinci yarışta ikinci yarışı yer değiştirseydi. Her seferinde 3,5K 3,5K para cukkalayabilseydik ama yapacak bir şey yok. Bu arada buradan turbo parçası gelecek. Ki ben zaten turboyu yıldız atlattığım gibi ekstra upgrade yapacağım. Çünkü bende turbo kiti var. Şansıma ilk gündeyken turbo kiti gelmişti çünkü. Açıdan bayağı bir iyi oldu. 7. günde daha da avantajlı olacağız bu sayede. Hani PR duvarını aşmakmış, ekstra parça bulmaya çalışmakmış, upgrade yapmaya çalışmakmış. Bunlarla neredeyse hiç uğraşmama gerek kalmayacak. Yani azami hızla odaklanacağım çünkü. Azami hız bastığımızda zaten gördüğünüz gibi çoğu zaman 2 PR falan veriyor daha şimdiden. O zaman 3 PR falan da verme ihtimali yüksek hani. Sonuçta upgrade yaptıkça daha çok stat gelecek. Artıları daha fazla olacak. O yüzden ekstra rahat olacağız yani. Bu arada 3. yarışı da başarılı bir şekilde kazandık. Hem güzelce drift yaptık. Atabildiğimiz kadar da makas attık. Şu an 56,5K paramız var. Turbo parçamız da geldi. 2 yarış daha tamamlayacağız şimdi. Evet, ikinci tekrardan oynanabilir yarış açacağız şimdi. Burası önemli çünkü uzun bir yarışsa buradan baya baya para farmlayabileceğim. Kaybettiğim vaktin bir kısmını parası açıdan buradan telafi etme şansım olacak. Tabi eğer uzun bir yarışsa. Ya yeterince uzun olması yeterli bana ya. Ki uzun da bu arada gayet. Güzel. Ben direkt nitroya bastım bu arada. Geride kalmak istemiyorum çünkü. Fazla geriden başladım çünkü. Evet, uzun yarış. Tam da aradığım tarzda yarış. Çok güzel ya. Vallahi billahi çok iyi. Daha hani rakipler birer kere daha nitro basacak. Onlar da bastıktan sonra zaten rakiplerin arkasından
rahat bir şekilde draft ekibimizi gerçekleştiriyor olacağız zaten. Evet, itolarınıza basın abi. Gayet güzel. Ben direkt bu arada Nina'nın arkasına geçeyim de. Kız o kadar fazla karşıma çıkıyor ki. Karşımıza o kadar fazla çıkıyor ki. Artık ismini ezberledim yani. Kisim hafızam da normal şartlarda yoktur. Yok yani, yoktur da değil, yok. Evet, ben şöyle bir yarışı kazanayım artık. Teşekkürler. Buradan bir 4K para bekliyorum en az. Derken 3.5K geldi. Çünkü çok drift yapmadım. Hakikaten bu arada drifti biraz az yaptım. Drafting falan iyi gayet. Ama dediğin gibi drifti çok fazla yapmadım. O yüzden hani 4K bekledim de 3.6K geldi. Evet, bu sefer 3 tane to şehrinden geçmemiz. Ardından da aynı zamanda bu yarış içerisinde de 595 metrede drift yapmamız gerekiyor. Kolay bir yarış yine bizim için. Hem kısa da bir yarış. Videonun gereksiz fazla uzun olmaması açısından güzel. Ama ben o iki tane tur şerini kaçırdım ya. O çok tatsız oldu be. Hayır yani bir de dip dibeler ya. Dip dibe olmaları iyi para kazanmak açısından da önemliydi. Neyse, canımız sağ olsun. Çok da dert değil. Hani iki tane, bilemediniz üç tane bazen şansa. Yani hata yapma lüksümüz var. Tam üçteydi benim geçtiğim tur şeridi sayısı da. Yani yırttık. İyi yırttık yani. Bir yan korkmadım değil, ne yalan söyleyeyim. Evet, şuradan ben bir turboyu bir upgrade edeyim artık. Bir tane daha turbo parçası gerekiyor bu arada bana. Ki 3. yıldızı çıkartabileyim. Eko'dan da bastık. Nitro'nun da yeşilini bitirdik. Beyazdan 2 tane gerekiyor. Ardından Nitro'yla da işimiz bitmiş olacak. Evet sevgili arkadaşlar, ben bir videoyu sonlandıracağım. Kaldığımız yere tam gaz. Gece yarısı ertelemeyeceğim fazla. Devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzu kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Biletlerin fazla, biletleri de güzel bir şekilde harcadım bu arada. Fena olmayan miktarda para, biraz parça falan da topladık. Kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Şimdi 569 bir yerimiz var. PR duvarını zaten açmıştık. Şurada hemen seri bir şekilde yükseltmeler yapacağım. 570, 572. Durma kitlerine bastığımız için. Bana acaba oyun 4. gün hangi kiti verecek? Motor mu turbo mu, onu çok merak ediyorum. Motor veriyorsa zaten yaşadık. Eğer ki turbo veriyorsa zaten, yani erkenden turbo yükseltmesini yapmış oldum. Şimdi kaldığımız yere tam gaz drift yarışından devam ediyoruz. Hadi bakalım. Zaten seri bir şekilde şu iki yarışı kazanayım. Vakit kaybetmek istemiyorum dediğim gibi. Ardından biraz daha dinleneceğim. Biletlerin olması bekleyeceğim çünkü. Bir yarım saat yakın yine bir gecikmeyle 4. güne başlayacağım ama ya en azından yarım saat abi yani. 5-6 saat falan değil hani. Hiç çoktan iyidir. Neyse, elimden gelince bu arada şöyle dikkatli bir şekilde. Aynen. Gayet güzel. Direkt olarak geçeceğim zaten ya. Zaten hani yarış kısa olduğu için şöyle vakit kaybetmeye gerek yok. Evet. Bu yarışta rahat bir şekilde kazandık. Zaten 1500 metre drift yaptık tam. 2K'da buradan para geldi. Şu an 89.5K paramız var. Para olarak çok iyi durumdayız zaten. Evet, hadi bakalım. Bir de buradan da turbo parçası gelecek zaten. Mis. Benim bir tane daha turbo parçası ihtiyacım var ama. Bir tane daha turbo parçası gelirse artık nadir bir turbomuz olacak yani, mavi. Bu da bizi mutlu eder tabii ki de. Ekstra yükseltmeler yapacağız çünkü erkenden. Normalden epeyce bir erken hatta. Epeyce demeyelim de erken diyelim biz işte. Birkaç saatlik ekstra yükseltme diyelim. 7. gün hızında ekstra avantajlı olacağımızı da söylemiştim. Evet, antifire bu arada. 3. günde bitirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, let's go. Ve 2K'da buradan para aldıktan sonra 3. günden itibariyle bitirdik. Evet. Nice. Arabayı da upgrade edebiliyoruz zaten. 4. güne başlayalım. Zaten her zaman olduğu gibi upgrade'i de yapacağım. Şuradan yükseltmelerimizi yapalım. 574. 575 bir ara. Ulaştık şimdilik. Evet sevgili arkadaşlar, videoyu tekrardan sonlandıracağım hemen. Kaldığımız yerden tam gaz.
Dördüncü gün açıldığında biletler olduğunda tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Daha fazla vakit kaybetmeden seri bir şekilde dördüncü güne başlayalım. 596 PR gerekiyormuş bu arada. Evet. Hım ne? Demek hala buradasın. Anahtarlar buralarda bir yerlerde olmalı. Ha, peki. Yani ben anahtarları kaybeden sabotaj tutkuları kazanmayacaksın falan diyor. Tamam peki. Yani artık gerçek yetenek şeylere başlıyor vesaire falan diyor. Bir de Ivy sanki bizi bir kıskandı gibi geldi bana. Sanki böyle bir tık ucundan kıskandı gibi geldi bana. Hadi bakalım önce bir arabamızı geliştirelim. Ardından da yarışlarımıza tam gaz devam edelim. 593 PR'e ulaştık bile zaten. Güzel PR arttı bu arada. Güzel PR arttı. Yani sadece 3 PR'ımız eksik. Onu da her şekilde yapacağız zaten. Hadi bakalım, let's go. Hemen başlayalım. 4. günün ilk yarışına. Bakalım başımıza neler gelecek. Direkt PR duvarını aşabilecek miyiz? Açsak da açmasak da aşlamayacağım. Hani önemli değil ama merak ediyorum sadece. Maksat merak ediyorum. Bu arada araba biraz böyle gelişti falan mı ne? Yoksa bana mı öyle geldi? Şekli şemali mi değişti? Sanki öyle oldu ha. Eminim yorumlar kısmına yazanlar olacaktır. Dikkat edenler olmuştur muhakkak. Ben çok dikkat edemedim şu anda. Ama body kiti falan değişmiş bence. Keşke iyi bir söyleseydi. Araba böyle değişti, şu parçalar takıldı bilmem ne falan diye. Yani iyi olurdu öyle olsaydı. Öyle söyleseydi hani. Steve Aoki etkinliğinde. Ondan sonra başka ne vardı? ASAP Rocky etkinliğinde. Skyline GTA BNR 34'te falan, bunların hepsinde bu tarz şeyler olmuştu. Burada niye öyle bir şey olmuyor? Olsa güzel olurdu hani. Neyse devam ki. Tam Pro Vigrance etkinliği eyvallah da. En azından bunlar olsaydı güzel olurdu yani. Neyse. Canları sağ olsun. Şöyle hemen driftimizi yapa yapa hızımızı koruyacak da şekilde üstümüze de basalım. Araba potansiyelini yavaş yavaş göstermeye çalışıyor bu arada. Hani süper bir araba olmasına rağmen şu an gayet yavaş gidiyor ama daha hani potansiyelinin çok çok altında olduğu için güzel açılacaktı araba diye düşünüyorum. Sonuçta süper sınıfına giren bir araba. Aynı zamanda Jeep. Şu an 316 basıyor. Evet çok kötü. Ama tabii ki de gelişecek bu araba yani. Yani C-Sport BMW M3 GTR'ın bile 391 basması bende şu anda. Ya bu arabanın ona yaklaşamaması biraz şey. Ama tabi arada ciddi PR farkı var. Çok ciddi PR farkı var. Yavaş yavaş kapanacaktır herhalde diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Özellikle ve özellikle 5. günden itibaren hani bayağı bir geliştirme yapacağımız için ben orada merak ediyorum ne fark olacak. Bu arada turbo kiti veriyormuş oyun bize. Yani turbo güçlendirmesini erken yapmış olduk. Tamam, okey. Fark etmez zaten bize. Bize fark etmez hocam. Zaten her şekilde 4. günde bitireceğiz. Yani PR duvarını çok rahat aşacağız belli. Oyunu daha fazla boşlamayayım yeter. Oyunu daha fazla boşlamamam en iyisi olacaktır. Bu arada o kötü oldu ya. Abi ben bu yarıştan nefret ediyorum ama ya. Neyse ki çok güzel uçtum. Harbiden çok güzel uçtum yani. Mükemmel uçtuk gerçekten. Şöyle bir tık. Ben birazcık yavaşladım. Kasıtlı olarak. Zaten adam nitro da bastı. Drafting'e ufaktan devam. Tamam şimdi önümden çekilin. Önümden çekilin hocam. Teşekkürler. Yarışı kaybetmeden başarılı bir şekilde kazanmayı bildik. Güzel. Gayet güzel. 6,4 saniyede uçmuşuz. Başarılı bir süre. İyi bir süre. Hoş bir süre. Turbo parçasını da aldık. Yeşil. Gayet iyi. Tekrar önemli bir yarış olarak geldi burası bu arada. Fena da para vermiyor. Yapılabilir aslında. Gayet iyi o yüzden. Ama paramız çok iyi durumda neyse ki. Çok şükür paramız çok iyi durumda. İyi kastık yani ilk 2 günde. Ya çok daha verimli geçebilirdi. Bu oyunu bu kadar boşlamasaydım. Harbi diyorum katlardım hani parayla parça sayısını ama. Çok da önemli mi? Çok da önemli değil. Dediğim gibi benim gibi oyunu boşlamayın.
Yani gördüğünüz gibi borçlamama rağmen acayip miktarlarda para, güzel miktarlarda da parça toplayabiliyorum hani. Çok da zor bir şey değil zaten. Özellikle ilk 2 gün bu konuda aşırı derecede kritik zaten. Evet, bu yaşta hallettik. 1565'te buradan para geldi. Yeşil tekerlek parçası da geldi. Gayet güzel. Bu arada saat 3 olmuş. Bari şuradan nitro parçasını alayım. Neden olmasın hani çünkü. Maksat upgrade vesaire falan olsun. İleride lazım olur. İlerideki günlerde vesaire. O yüzden aldım yani. Hem PR varını da direkt aşayım. İstediğim için. Evet, bu sefer 1385 metre drift yapmamız gerekiyor. Yarış aşırı kısa da değil. O yüzden güzel güzel driftimizi yapacağız. Vallahi benim arabam 4. yıldız şu anda. Gelişti yani. Geliştiği için de ne oldu? Artık daha rahat arkanızdan gelebileceğim. Drafting yapabileceğim. Şöyle yaparsam. Aynen. Ama drafting menzilinde olmam lazım yardır. Tamam, güzel. Başarılı bir şekilde bu yaşta kazandık. Yine rahat kazandık ya. Gayet rahat kazandık. Görevi de yaptık. Güzel bir drafting parası almışızdır aynen. 1653 oradan geldi zaten. Şu an 94K paramız mı oldu bizim gerçekten? 94 mü 84 mu? Hakikaten 94K, dikkat etmemiştim. İyi kasmışız, harbiden iyi kasmışız. Ve şimdilik son yarışımız bu arada. Çünkü son biletimiz. Ardından yükseltmeleri gerçekleştireceğiz. Bu yarış eminim kısa olacaktır bayağı derken. Evet, aynen de öyle oldu. Böyle dar yerler genellikle kısa oluyor zaten. Böyle dönüşü çok olduğu yerler falan. Evet, çok güzel draftlık yaptık bu arada. Birazdan nitroya basacağım. Hatta şimdi basayım. Çünkü burası biraz tehlikeli olabilir diyecektim de sola dönmüyormuşuz. Gerek yoktu aslında ama olsun da. Yarışta kazandık bu arada. Yani bakın 600 zaten drift, 1100 de drafting parası. Yani sadece drift yapsam 1K belki olurdu. Ama drafting parası olmazdı. Aradaki farkı siz düşünün. Evet, geriye gördüğünüz gibi 3 yarış kaldı. Eko kiti verecek bu arada 4. gün bitince. Bir de transmisyon yeşil verecek. Şu yükseltmeleri yapalım abi. Tamamdır. Nitro'yu tamamen bitirdik. Eko'yu da bitirdik bu arada. Transmisyon da bitti. Tekerlek zaten bitti. Motor da bitik. Sadece turbo parçasında eksiğimiz var. Yani turbo topladığımız gibi direkt olarak PR duvarını açacağız. Hatta yeşilimiz falan da var. Hani kullanabileceğiz zaten. Parçalarımız da bu şekilde gayet iyi. Tekerlekten epeyce bir var. Transmisyonla benzer şekilde. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Biletler dolduktan sonra, daha doğrusu biraz zaman geçtikten sonra devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Saat şu anda sabahın 5'e. Şarjda 11, çok fazla vaktim olmadığı için biraz hızlı olmakta fayda var. Bayağı bir turbo parçası buldum bu arada. Bayağı dediğim 3 tane yani. Direkt olarak turbomuzu yükseltiyoruz. Nadire çıkartıyoruz. Şuradan yeşille bastığımızda zaten 596, 597 ve 598 PR'a ulaştırarak PR duvarını açmış olduk. 7. gün için kullanacağımız turbo kitini de şimdi alacağız. Ardından da kalan yarışları hallettikten sonra 4. günü tamamlayacağız. Sonrasında ben videoyu sonlandıracağım. Fazla biletleri de turbo parçası toplamak için harcıyor olacağım bu arada. Malum çünkü turbo çok kritik olacak 5. gün içerisinde. Hani PR duvarını daha rahat açmak açısından olsun, azami hız kasmak konusunda olsun. Motor parçası öyle böyle var ama hani turbo kasmak biraz daha acil olacak şu anda. 5. günün 7. yarışına kadar çünkü motor parçası ekstra ihtiyacım olmayacak. Motor bitti çünkü. Hem motor kiti gelirse kendim her şekilde işime de yarar, hani onu da bekleyebilirim. O yüzden çok da şey değil, paramız da çok iyi durumda şu anda. Ama tabii ki de boş aratmayla harcamak istemiyorum şu anda, hiç gerek yok. Yani hiç ama hiç gerek yok. 7. günde patır patır harcarız zaten yüksek ihtimalle. Çok acil bir durum olmadığı sürece. 1800 para geldi. Şu an 113K paramız var. Yani biraz da aratmıştım hani, ona rağmen para bu durumda. Ki özellikle
Transmisyonla tekerlek kitleri geldiğinde, yani 5. günde zaten yine iyi bir sıçrama olacak. Çünkü parça sayım iyi hani gayet. Param çok iyi durumda olduğu için aynı zamanda. En kötü aratırım yani, hiç sıkıntı değil. Bu arada gayet uzun bir zamana karşı yarışta devam ediyoruz şu anda. O zaman güzelce bir hızlanalım. Azami hıza doğru çıkalım. Turbo ile geliştirdik o kadar malum. Artık biraz hızlı gitmesi lazım yani. Artık birazcık hızlan yani. 300'e daha yeni çıktı araba. BMW olsaydı var ya, şu an 380'lerde geziyordum yani. Evet, benim max BMW övme seviyem. Hatta minimum. Yani süper araba olup da bu kadar az basması gerçekten can sıkıcı bir durum. Tabii ki de araba gelişecek falan da yani. Siz beni anladınız da, ne arabalar kullandık, neler neler sürdük. Yani süper sınıfında olan bir arabanın bu kadar az basması şu anda beni üzüyor. Üzüyor abi. Ama ivmesi falan gerçekten iyi tabii ki de. Zaten etkinlikte de ivme açısından aşırı rahat ediyorduk. Yani 7 tane tekerlek parçam vardı arkadaşlar. 7 tane. Şaka değil yani. 7 tane tekerlek parçası nedir ya? Ben ilk defa hani bir etkinlikte bir parçayı bu kadar fazla kastım. Satın aldım. Haberim de yok yani. Haberim de yoktu gerçekten. Bu arada 4. günün son yarışındayız şu anda. Nina'nın 601 PR'ı var. Uzun bir yarış olacağı benziyor. Çünkü 5,6 saniye uçmamı istiyor oyun. Wow, gerçekten. Tabii benim sürekli rampalarda olmam lazım ki yarışı kaybetmeyelim boşu boşuna hani. Bol bol rampa kullanmam gerekecek. Yani biraz kısıtlanacağız o açıdan. Ama drafting yapmaya devam. Bir tık geride kalabilirim şu anlık, dert değil. Dediğim gibi sıkıntı değil. Ekstra geri düşmediğim sürece hani. Ama artık nitro basmam gerekiyor. Hızlandı hem rakiplerde. Yine de artık bir yakalayalım. Gayet güzel. Ama artık ben seni bir geçeyim Ninacığım. Teşekkürler. Muah, mükemmel yarıştım diye düşünüyorum. Mükemmel yarıştım abi. Hem de Salise ile falan geçtik. Üstüne draftingimizi falan da yaptık. 3800 parayla. Evet, mekandan ayrılıyoruz abi. Çok güzel. Evet, chapter complete. Eco'yu basayım direkt. Yapabileceğim yükseltme varsa yapayım. Ardından da videoyu yavaştan sonlandırırım. Ha, bu arada tabii ki de ufaktan da bir aratayım ya. Çok minikten aratayım videoyu sonlandırmadan önce. Hop, turbo buldum bu arada. Eco kasıtlı olarak alıyorum. Niye? Çünkü Eco kiti basacağız şimdi. Evet, turboya ekstradan upgrade. Çok güzel. 599 PR. Ya 600 kesin olduk zaten. 600 %100 zaten. Bu arada bu arabanın statları eşitmiş birbiriyle. Ben bu arabanın IMS çok iyi falan sanıyordum. Wow, gerçekten wow. Öyle bir durum da yokmuş. Peki. Transmisyon yeşilden 4 tane var bu arada. Tekerlekten 2 tane var. Tekerlek alacağım. Tekerlek alayım çünkü 5. günde lazım olacak. Evet. Sevgili arkadaşlar, daha fazla videoyu uzatmadan artık sonlandırayım. Herhangi bir görev ödülü aldığımda bu arada 116 seviye olacağım. Onunla bir ikisini vereyim. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı benim Rabbim. Kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza web sitesinden de başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.